أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسولنا محمد صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنازعوا وتفشلوا وتذهب ريحكم فقوموا لله قانتين قد أفلح من تزكاها وقد خاب من دساها ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا صدق الله العظيم. Şimdi İhlas Risalesi. Bu İhlas'a başlamadan önce İhlas nedir? Hep konuşuruz da İhlas nedir? Yani hepimiz biliyoruz ya bu işi. Bu kata bile bakmayız. Nedir İhlas? Fethi abi senelerden beri mesela 50 sene merak etmedin. Bu kata bakmıyoruz dediğin gibi. Evet. Lugata bakmıyoruz, istilana da bakmıyoruz. Peki nedir arkadaşlar ihlas? Sadaka. Sadaka başka bir şey, ihlas başka bir şey. Samimiyet. Samimiyet. Allah rızası. He? Allah rızası. Allah rızası. Güzel. Yaptığın işleri Allah rızası yapmak. Dendiği gibi sadakato. Peki en az hepiniz onu mesela okuyorsunuz. İhlas okuduk. İhlas nedir? Has. He? Has. Has. Has demek. İhlas. İhlas bence aşk. He? Aşk. Koşul, koşulsuz teslimiyet yani. Koşulsuz, koşulsuz teslimiyet. Ya abi önce de sadelik olur mu? Sadelik. Sadelik. İhlas. Abdullah İhlas nedir Abdullah? İhlas seni bağlayan bağlardan kurtulup sadece yaratanla irtibatlı hareket etmek. Evet. Saflık abi. Saflık arı doğru. Evet. Yani hepinizin de bir do. Do resmin birer parçalar, yani içindeki parçalar. İhlas nedir? Şu ön taraftaki şeydir. Şu. Nereye kadar? Arkaya kadar ihlasın tarifi bu. Tamam mı? İhlas. Mesela diyor ki bu dünyada hususan öyle en büyük kuvvet, en büyük esas vesaire. Şimdi ben size bunu biliyorsunuz. İşte bir hadisi nakledeyim. Peygamberimizden aleyhissalatü vesselam münafık bahsinde gayrimüteşir, münafık, Risale-i Nur da olan ama Latince'de olmayan, oradan tercüme ettim Osmanlıca'yı. Şuraya yazdım, eskide yazdık, eskide yazdığım işini okuyamıyorum. Çünkü harfler ufalıyor. Ve her sene bizim merdiveni dik yapıyorlar. Onu da söyleyeceğim niye? İhlası olmayan insanın imandan addedilmemesine işarettir. İhlas yoksa imanda yokmuş. Peygamberim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok ilginç bir hadis var. Rabbinden naklen şöyle diyor. Allah bana dedi diyor. Direkt demiş ama ayet değilmiş. İhlas, çok iyi dinleyin bu hadisi. Belki ilk defa duyuyorsunuz. İhlas,
sırrımdan bir sırdır. Onu kullarımdan sevdiğimin kalbine bir vedia olarak bırakırım. Emanete bırakırım. Bir daha. İhlas sırrımdan bir sırdır. Hani başka bir şey de diyordu. Herkesin bir sırrı var. Cenab-ı Hak diyor. Benim de bir sırrım var. He? Evet. Benim de bir sırrım var. İnsan benim sırrımdır. Ben de insanım. O sırrın sırrı ihlastır. Diyor ki ihlas sırrımdan bir sırdır. Onu kullarından sevdiğimin kalbine bir vedia olarak bırakırım. Emanet. GPS. Ona bağ. Emanet değil abi. Vedia biraz daha farklı emanet değil mi? Vedia evet. Şimdi mesela bir ben sana kalem versem sonra geri almak şartıyla emanet bıraksam bu emanet oluyor. Ama geri almamak üzere iyi bakılması için bırakılan şeyler emanet, vedia işte. Evet, güzel. Geri alınmıyor. Alınmayacak. Doğru. Bizim aslında da mal sahibi değil, mülk sahibi o hediye olarak bize bırakmış. Arkadaşlar, tuhaf bir memleketteyiz. Ama Allah Resulü'nün ifadesiyle insanoğlu, insanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Ne yaşadığımız dünyaya alıştık, ne de kullandığımız şu vücuda alıştık. Arkadaşlar, hiçbir zaman beden bana ve yaşadığım dünya hiçbir zaman bana güven vermedi. Hiçbir zaman cesaret vermedi. Hiç alışamadı. Hiç kimse de öyledir. Her an kalbiniz durur. Her an beyin kanaması olursunuz. Böyle bir garip bir hayat olur. Her an her şey olabilir şartlar içerisinde insan nasıl rahat olur? Yani yaşadığımız dünya garip. Ruhumuza hiç alakası yok. Tuhaf bir memleket. Yaşadığımız dünya. Ruha hiç uygun değil. Beka istiyoruz. Ebed istiyoruz. Her şeyin üzerinde faal. Bir güldürüyor. 10 defa Allah diyor. Bir iş yapıyorsun en basitinde. Canını alıyor. Yaşadığın şey, kullandığın beden garibine gidiyor yani. Bazen böyle, affedersiniz abi, ayağımı şey yapıyorum okurken. Bunu hakikaten bu çıkıntı yani, benim mi ya? Mübalağa etmiyorum, düşündüğüm için söylüyorum size. Garibime gidiyor yani, bunun neresi benim, sürüyorum böyle. Neresi benim ya? Hakikaten falan hiç bana uygun değil. Yani hiç güvende değil insan. Hiç güvende değil. İşte bu güvensizlik içerisinde yegane bir bağ, GPS, ihlas. Her şeyi bitirmiş. Yani nereye bakarsanız bakın, hiç güven yok. Böyle bir memleket olmaz yani. Fıtrata hiç uygun değil. Ruha ters olacak ne varsa hepsi var. Söyleyin bana ruhta bir şey, şeyin yapayım, dünyada tersini göstereyim size. En azından ebed, sonsuzluk, her isteğim olması. Yok böyle bir şey. Ya bu ne biçim garip memleket ya? Böyle bir memlekette ihlas denilen bir sistem var. Onun dışında hiç kimse kendisini güvende hissedemez. Ne yapar? Ya iman ya sarhoşluk. Ya aklı başına alacaksın, ya aklı iptal etmeye çalışacaksın. Dünya hiç de size uygun değil. Gurbetteymiş gibi geliyor hep bana böyle. Her an gideceğim, her an gideceğim. Ha gittim, ha gittim.
Ne biçim yer ya? Zaten pek rahat değil yani iyice. Şeyimiz karıştı yani. İstanbul karıştı. Ya ne acayip bir şey. Kalbe indirilecek bir şey olsaydı vallahi indirirdim. İş değmiyor. Yani kendimi tanıdıkça kendimden uzaklaşıyorum. Hep yabancı hissediyorum. Garip ve ya atılmış gibi bir şey hissediyorum yani. Bu memleketten atılmışım. Hep insan aslını, özünü özlüyor. Yani, tamam, şimdi bir şeyler çalıştım size. Bu haletle ya, şeye topladım. Bu nasıl bir yer? Dedim ya, yok mu bir güven ya? Yani her an her şey olacak, memlekette yaşanır mı ya? Bu beden bana ters. Yaşadığım dünya tuhaf. Sen de zaten garip. Acayip bir şey. Peki dedim ya, bu ne yapacağız şimdi? Oturdum. Allah Resulü'nün hadisini görünce, İhlas sırrımdan bir sırdır. Onu kullarımdan sevdiğimin kalbine bir vedia olarak bırakırım. Onunla görüşüyoruz. Allah. O da olmasa, alemimizde Allah yoksa hiçbir ne işi olacak? Bak bakalım ne tadı var. Çok arzuladığın bir şey eline geçtikten sonra bak ne oldu? Akıbetine baksana. En iyi bir baklava arkasına takmış tuvalet. Tuvalet, yani baklavanın arkası tuvalet. Geçtiğin arkası ihtiyarlık veya kabir. Hayatın arkası kabir. Ve kefen ya bunu saracaklar. Ya bir gün geleceksiniz, beni indireceksiniz. Ve böyle bir hayat olur mu? Bu kadar böyle geç kursuyor. Peki. Tahammül gücü yoktur. Ancak ihlas. İşte bunlardan seni çıkartıp, çekip çıkarıp. Peki, ihlası Allah ile mi şey? Allah ile bakınca birbirimizdeki münasebetimizi de düzenleyelim. İşte birbirimize nasıl düzenleyeceğiz ona bakacağız. Birbirimize nasıl bakacağız şimdi? Allah ile bir şeyler olur da işimiz. Ne var ya Allah'ın hakkı? Bir de kul hakkı var ya, ona gelme diyor. Ona girmiyor işte, o tehlikeli. Peki, ihlasın ahlaka yüklediği sıfatlar. Çok çalıştım bunu. Yani ihlas ahlakı nasıl değiştiriyor? Bir daha. İhlas hulukları, huylarımızı nasıl değiştiriyor? İhlaslı olursak ne olur? İhlassız olursak, ihlas olmasa ne olur? Kelime kelime, cümle cümle. 21. lemayı okudum. Okuduğum yeri söylüyorum. 21. lema, 26. sözün hatmesi. Hatme var ya, hatim. En sonunda 4 hatme. Oradan topladım. Cümleler tamamen orijinal. İhlası kıracak esbaptan, yılandan, akrepten çekindiğin gibi çekin. Sayfayı söylemeyeyim ama 160. Devam. Yani seni gurbete atan hal vardı ya, ihlas olmak zorundasın çünkü biraz önce anlattığım haletten çıkamazsın. Kardeşim, bir halet gelir, bir duygu gelir, sana mezar olur. Sana mezar olur, her şey o olur, inersin aşağıya, 7 düvelle gelsen seni çıkartamaz yukarı. Bir tanesi diyor ki, abi, buyurun, geldi, seni süslü görüyorum. Ben zaten doğru adam değilim ki beni düzgün göreceksin, doğru görüyorsun. Süslü misin diyor, aynen öyle. İçmiş yani ilaç. Ya böyle, peki iletişim nasıl sağlayacağız? Bari sen bana imtihanımı zorlaştırma. Zaten ben bedenden çekiyorum. Yaşadığım dünya hiç bana uygun değil. O zaman birbirimize hakiki teselli olacağız. Cennete çevireceğiz ruhumuzu. Ha? İşte birbirimize nasıl kardeş olacağız? Onun yöntemini anlatacak.
Madde madde. Bir, ihlası kıracak esbaptan, gilandan, akrepten çekindiğin gibi çekin. İki, amelinde, ya bunlar seni güzel yaşatmaya vesile ha. Amelinde rıza-i ilahi olmalı. Gerisi hikaye. Hizmet-i Kur'an'da bulunan kardeşlerini tenkit etmez. Etme. Tenkit etme. Asrın belası. Salgın hastalığı. Tenkit. Kadın kocası yokken evde çocuklarına. Adam annesinin çocuklarına. Birbirlerine. O kadar bir geveze olmuşuz ki. Ne yapıyoruz? Bastığımız dalı kesiyoruz. Tenkit hastalığı. Başka, dört. Hizmet-i Kur'aniye'de bulunan kardeşlerinin üzerinde fazilet furuşluk nevinden gıpta damarını tahrik etme. Fazilet furuşluk nevinden böyle ben bilirim falan değil ya. Hiç kimse bilmiyor. Ancak naklediyoruz. Neyi biliyoruz? Hani biliyordum. Bildiğimin tersini yaptım. Dershaneciliğe mi yaptın? He? Daha çok dershaneciliğe mi baktın? Hiç alakası yok. Tabii hep bası bana. Genel değil mi abi? Herkese, karı koca da kullan bunu. Mesela kullan bak şimdi. Sana söyleyeceğim, sen kullan. Hizmet-i Kur'an'ıydı bunların kardeşlerinin üzerinde. Aile hayatı. Ahiretin küçük bir numunesi değil mi? İnsanın küçük bir cenneti değil mi? Küçük bir dünyası değil mi? Ha o cennete birbirinizin üzerinde fazilet furuştuk demeden gıpta damarı tahrik etmeyin diyor. Etme karın üzerine, ben biliyorum falan. Yok ya, Allah bilir ya. Tahakkümden oluyor zaten sıkıntı. Haddimizi bilip hududumuzda kalmayınca kavga oluyor. Haddini bilen hududunda kalır, kavga olmaz ki. Ben haddimi bilirsem, sen de sana karşı hududun bellidir. Hududumda kalırım ya. Elimden geldiği kadar mahrem alanınıza girmemeye çalışıyorum. Mahrem alan, yani... sen bir adım atarsan, durduğun yerden bir adım, o çap seni mahrem alanı. Oraya pek kimseyi sokma. Konuşurken. Ona bir dikkat etmeye çalışıyorum. Baskın yapıyorsun. Girme, sana baskın gelirse seni tesir eder o. Mahrem sağdır o. Çok seviyorsan başla. Beş, kardeşleriyle rekabetkârâne uğraşmaz. Bu cehennemi cennete nasıl çevireceğiz diye buna ihtiyaç duydum. Ne yapacağız da yani? İhlas nedir? Allah ile bir bağdır. Ha? İşte ihlasın tanımı işte. En kısa bir tarik-i hakikat, en makbul bir dua-i manevi, en kerametli bir vesile-i makasın, en yüksek bir haslet. Ondan sonra en büyük bir esas, en büyük bir kuvvet, makbul bir şefaatçi, en metin bir nokta istinat. Nokta istinat. Tamam mı? Altı. Kardeşlerinin noksanını ikmal eder, kusurunu örter. Yani kusurunu örter. Çıkartmaya çalışmaz. Evli alakası yok mu? Lan sen zaten var ya geçen sene de böyle yapmıştın. Düğünde de öyle gitmiştin. Lan gördün kusur. Ört ya. Alo. Bugün. Buyurun. Abi. Bu denmez ama abi benim hanımın Facebook'unda bir sürü arkadaşlar bir şey var. Bu ne demek ya bu Facebook'a? Deli olacağım diyor ya. Ne arkadaşı diyor. Ne bileyim lan. Ne bileyim arkadaş. Yani bak şimdi. Aile yuvaları nasıl çökertmiş? Dedi nasıl bir şey? Ben bu kadar sosyal gözüken sitesi olan bir insanım. Benim Facebook sayfam yok. Ha ismimi kullanıyorum. Var ya, eczanede mezun adam eczaneye koymuş tabelasını, kafalar çalışıyor, kendisi başka yerde. Tabela insan. Bilmem, kardeşim. 7. Kardeşlerinin, yani şey yapma kardeşim, noksanını ikmal eder, kusurunu örter. Yani bir şey yap da kurtar onu. İtme, kalkmak. Hakaret etmek, dışlamak herkesin işidir. Yapma. Kurtar. Ben de kolay istinat dedin ya. Bu çok
güzel bir bakış açısı aslında. Her şeyde insan kullansa bunu, yani kardeşinin imtihanını koyabilir. Şu anlarda geçiyor. Birbirimize hakiki tesellici diyor. Evet. Hakiki tesellici, uhuvvetkârâne. Mesela karı koca münasebetlerini de geçen haftaydı değil mi? 4 tane kural uygulayın. Karı kocaya, koca karıya. 1. Pederane davran. Ferzendane davran. Evlat gibi ol. Ona baba gibi ol. Hanımsa kocana baban gibi ol. Erkekse hanımına baban gibi, babası gibi ol. Ferzendane, evladı gibi ol. Kardeşhane ol, arkadaşhane ol. İmtihanımızı niye zorlaştırıyoruz birbirimize? Zaten bir sürü imtihanım var benim. Bir de seninle mi imtihan olayım? Yani imtihanımızı kolaylaştırıcı davranmak gerekiyor. Ev cehenneme dönmemeli. Eve gelirken gelin buraya gideceğim dememeli. Cennete, yani cehennemden cennete gidiyorum gibi. Çünkü usta diyor ki evi küçük bir cennetidir. Evde de rahatsız oluyorsan yandık vallahi. Git vallahi dinamit koy gel buraya. Almam seni vallahi buraya, almam seni. Buraya gelme, sokağa git. Ne yapacaksın hemen? Git ne yapıp ya? Alttan mı alacaksın, üstten mi alacaksın, çenek mi götüreceksin, çiçek mi götüreceksin? Ortak yol bulacaksın. Şahsiyetini rencide edecek, İslam ahlakına, ruhuna yakışmayan mahkemelere boşanmada bulunamayacaksın. İslam ahlakına yakışmaz diyor üstad. Bir Müslümana yakışmayan sıfattır. Hele hele mahreminizi orada fahş etmek. Yazıklar olsun. Tamam boşanıyorsan boşanıyorum Hakim Bey. Niye boşanıyorsun? Boşanıyoruz işte. Sen de öyle de, sen de öyle de. Mahremiyetiniz haramdır. Onun pisliğini, o da onun pisliği. Yazıklar olsun. Bu kadar mı vefa vardı ya? Hiç mi birbirinizi sevmemişti? Hiç mi vefa yok? Hiç mi beraber birbirinizin elinden ekmek yemediniz? Hiç mi bir duygunuz yok? İnsan bu kadar maşallahını bilir. Boşanabilirsin canım. Ama sırlarını elin oğluna faş edemezsin. İnsansa. Özel hayatını faş edemezsin. İnsan değilsin. Boşanabilirsin ama onu yapamazsın, diyemezsin, ifade edemezsin. Mahrem sağdır. Boşanıyoruz de. Niye boşanıyor? Boşanıyor, bit. Ya. 7, 8. Kardeşinin önüne tek adım edip tahakküm etmez. 4, ben yapayım. 8, 9. Kardeşlerinin kusurunu görerek, bak kardeşlerin kusurunu görerek tenkit edip sahaya şefkini kırıp atalete uğratmaz. Kusurunu gördün. Tamam, başka tarafı var. O tarafı aktif. Yani öyle bir tenkit ediyoruz ki devlet işi yapıyoruz. Devlet işi yapıyoruz onu. Kimin işine yarıyor? Bak beni kusurumu gördünüz. Yok mu yani bir sürü kusurum var daha. Şimdi beni devlet işi yaparsa kimin işine yarar? Şeytan ve ehli dalaletin işine yarıyor. Ben seni görsem. Bunu derken ben bunun dışında değilim abi. Ben de yapıyorum. Ama şu alakam var. Burada da tevazu göstermeyeceğim. Yaptığım hatayı düzeltmeye çalışıyorum. Gayret ediyorum. Kabre girmeden hemen telafi etmeye çalışıyorum. Ettim ve etmeye devam edeceğim. Siz de edin diye söylüyorum. Ölmeden kardeşim kulaklarını ödeyin. Allah'a borcunuz, adak namazınız, adak kurbanlarınız, zekat borcunuz, namaz borçlarınızı ödeyin. Ölmeyin. Başlamadan bir şey ödemeye başlamadan ölmeyin. Ölmeyin. Kul hakkıyla ölmeyin. Öde. Alttan al, üstten al, hakkını helal ettir, bir şey yap. Ya vallahi burada rezillikse bu orada kepazelik olur. Yapma. Ne yaparsan yap. Tövbe ve istiğfarı ağzımızdan düşürmemek gerekiyor. Şeytan
en çok namazdan değil, tövbe ve istiğfardan rahatsız oluyor. Çünkü namazda da kendisi var ama tövbede olamıyor. Hadi ben sana yalandan bir tövbe edeyim diyemezsin. Tövbe halistir. Çünkü bana bile duyurmuyorsun. Ya Rabbi şöyle şöyle yapmıştım ya. Hasan sen de duy diyebilir misin? Pisliğin. Gizli yapıyorsun. İhlas var ya. 9, 10. Bütün istidatlarıyla kardeşinin hareketlerini umumi maksata tevcih eder. Yani kardeşlerimizin istidadı ne var? Ana bir gayemiz var, hizmet. Orada kanalize et. O işe yarar, o da işe yarar, o da bir işe yarar. Kanalize et yapabiliyorsan. 11. Sırrı uhuvvet ve ihtiyadı maksat ve ittifak-ı vazife ile tevafuk edip bir çizgi üstünde omuz omuza verir. Verin. Sahir kardeşlerini gözleriyle bakabilir, kulağıyla işitebilir hale gel. Bütün kuvvetini ihlasta ve hatta bil. Kardeşinin nefsini kendi nefsine şerefte, makamda, teveccühte tercih et. Kardeşinin nefsini kendi nefsine menfaat-ı maddeye gibi nefsin hoşuna giden şeylerde tercih et. Ben sevap kazanayım, bu güzel meseleyi ben söyleyeyim arzusu, ders yapma arzusu veya öne geçme duygunu kontrol et. Kardeşinin meziyetlerini şahsında ve faziletlerini kendine tasavvur edip onların şerefleriyle şakirane iftihar et. Kardeşler arasında tefanisi vardır. Kardeşler arasında tefani vardır. Yani kendi hissiyat-ı nefsanesini unutup kardeşinin meziyat ve hissiyatıyla fikren yaşar. Ya ne meziyet var bizim kardeşimizin? Şu, Allah razı olsun, çok güzel hizmetimize hizmet ediyor. Hizmetimize hizmet ediyor. Çok güzel bizi ifade ediyor. İyi bizi müdafaa ediyor. Diye. Birbirimize en yakın dost ol. Dost ol. Arkadaş olma. Dost. Satma ya. Satma. Vefasızlık yapma. Kime? Herkese değil. Batıl vefa da var. Şöyle, şuna dikkat et. En mukaddes, bir insan düşünün, en mukaddes şeyine vefasızlık yapıyorsa, ona vefasızlık yapmak, mukaddesata vefa yapmak gibi. İzah edeyim. Allah'a vefasızlık yapana vefa yapılmaz. Allah'a vefa yapana vefa yapmak Allah'a vefadır. Allah'a vefasızlık yapana vefasızlık yapmak Allah'a vefadır. Allah'a vefasızlık yapan, Allah'a isyan edene isyan etmek Allah'a itaat etmek. Vefa tek bir kaynaktır. O ve onun onayladığı. Bismillahirrahmanirrahim'deki rahim. Sıla-i rahim. Sıla bağdır. Rahimin onayladığı. Rahim Rahman'ın değil. Kafir mümin fark etmeden rızkını veren Allah Rahman. Rahim iman edenleri iman ettiği şeyle besleyen Allah'ın onayladığı bağ. Şu haramdır. Sıla-i rahim ondan uzak durmaktır. En yakın dost ol. Bu gurbetimiz gitsin. Zaten bir tesellici sensin. Sen de bana böyle yaparsan ben nerede teselli bulacağım? Ben ne yapacağım ya? Ben nasıl yaşayacağım? Birbirimize en fedakar arkadaş ol. Fedakar arkadaş ol. En güzel takdir edici yoldaş ol. Beraber yürü. En civan mert kardeş ol.
İhlası zedeleyen ve riyaya ve dünyaya sevk eden türlü emel, yani bitmez tükenmez hedefler, olduğu gibi riyadan nefret veren ve ihlası kazandıran rabıtayı mefti elinden bırakma. İnsanı riyadan kurtarıp ihlası kazandıran rabıtayı meftir. Ölümünü düşünmektir. Bir şey var kurtulamıyoruz diyoruz ya, rabıtayı meftimiz yoktu ondan. Mesela bir tanesi yaptı da siz de yapabilirsiniz. Evine bu kadar maketten tabut koymuş. Şeyi de bezi de almış o mezar şeyi. Asmış. Hemen ofisine, bilgisayar önüne tabut ve mezar. Şey o tabutun üzerine örtüyor. Yazıyor ya külün nefsine zayikatı mevt. Eyneyle çocuğa. Onu koymuş. Ya da önünde tabut, hadi gir bilgisayarda gör. İlk önce tabuta gireceksin, sonra bilgisayara gireceksin. Onun onayladığı bilgisayar. Tabut gözüyle bilgisayara bakacaksın. Yapmış öyle. Masnaattaki tefekkürü imaniden gelen lemaat ile huzur kazan, menfaat-ı maddi cihetiyle gelen rekabet yapma kardeşinle, hediye gibi maddi menfaatlere muntazır kalmaz, lisan haliyle dahi isteme hizmetine mukabil. Hediyeleri veya sadaka, teberrüleri vesaire, zekatları bana verse diye sakın böyle bir hale taşıma. İnan köleleşirsin. Adam tasma takar boğazına. Zekat namı altında insanlar paralarını ucuz vermiyor, Allah için vermiyor. Erenler var. Allah Allah. Maddi menfaatı başkasına kaptırmamak için hakiki bir kardeşine karşı rekabet damarını uyandırma. Hubu cahtan gelen şöhret perestlik damarından fark et. Hubu cah neydi? He? Bilinmek, değil mi? Ne abi? Makam sevgisi. Makam sevgisi. Ve hubucahtan gelen şöhret perestlik damarını fark et. Herkeste var bu damar. En ufak çocuktan baba baba baksana bak. Atla lan at diyeceksin, atla lan. Niye ileriki sıkıyorsun? Hubucah ya. Hey baksanıza, 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 bak, 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 nasıl atlıyor. Bu bucak damarı. En çok çocuklarda olur. Büyüklerde sert olur. Yok mu? Herkeste var. Bende olduğu için sendeki gözükmüyor. Bende sıfıra doğru olsa seninkisi çok çirkin gözükür. Seninkisi gözükmemesinin sebebi bende de var olduğundan. Şan-ı şerif perdesi altında teveccüh ameyi kazanmak hissi var insanda. Dikkat et. Nazar-ı dikkati kendine celbetmekle enaneti okşamaz ve nefse mariye bir makam vermez. Şahsiyetini kardeşler içinde fena edip erit. Kardeşlerinin nefislerini kendi nefsine tercih et. Kardeş derken en büyük, en yakın kardeşin senin eşindir. Müslümandır çünkü. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Kendi hakkından hüsnü zanı kırmamak için tekellüfe girme. Yani senin hakkında hüsnü zanlar var ya, yani böyle biliyorlar diye bu tür hakikaten öyle gözükmek için de riyakarlığa girme, tekellüflere girme. Neyse o gözükmeye çalış. Çünkü ötekisi çok zordur. Her daim devam ettiremezsin. Her zaman iyi gözükmeyi. En iyisi olduğun gibi gözük. O da onu yapıyor işte abi. He? O da onu yapıyor da işte. Onu yapıyor, evet doğru yapıyor. İmanına uygun hareket ediyor. Şayani hürmet çok kuvvetlere karşı hürmetli hissetmez. Sihat ve afiyetle hissetmez insan. Sihat ve afiyet varsa şayani hürmet ve kuvvet
kardeşlerine ve şayan hürmet var. Hürmet etme, uhuvveti pek hissetmez. Kim? Sihat ve serveti olanlar. Tehlikeleri var. Çok kaynı var servetin. Verir, hizmeti aktif eder. Çok önemli. Ampulleri alır, elektriği yatırır. Ama böyle bir vartası da var. Hubbu nefisten neşet eden sefil ve süfli emirler. Muhakemat 48. İltizam-ı hilaf. Bir meselenin zıtına taraftar olma. Doğru var. Doğru evirip, çevirip tevil etme. Yani yanlış iltizam-ı hilafı bir meselenin zıttına taraf iltizam etme. Taassubu baridi bırak. Körü körüne hiçbir kimsenin işine yaramayacak. Soğuk taassubu bırak. Meylü tefevuku bırak. Hissi taraftarlığı bırak. Galatasaray Fenerbahçe tutmuyoruz. Eğer taraftar varsa Allah'ın partisini tut. Vehmini bir asla irca ile kendini haklı gösterme. Bir hakikat var. Bir vehminde bir küçük dünyayı oluşturdun. Evi hayatında bahsediyorum. Küçük bir hayatın var kafanda. Aile hayatına hiç benzemiyor. O aile hayatının kısasları ile düşünüyorsun, görüyorsun. Yanlış. Yani vehminden çık. Vehminin oluşturduğu küçük dünyandan çık. Kavgalar ondan oluyor. Yani beklentiyi bırak. Zanı bırak. Hanımını gece yarısı uyandırıp da hey bir dakika ne oldu? Rüyada kimle beraberdi? Deme. E nereden Hasan aklına geldi? Abi şey hocam ya ben ne yapacağım? Uyandırmış. Eşi uyandırmış. Diyor ki sen söyle bakalım rüyada kimle beraberdi? E Hasan bunları ders yapıyorsa yapıyordur. Yapmasa yapmayacaktır. Yapmasa yapmış demek. Bir tanesi dedi. Abi evlenmek istiyorum. Evlenmek istiyorsan evlen. Evlenmek istemiyorsan evlenme. Arzusuna muvafık olan zayıf şeyleri kavi görme. Arzumuza şu, buna ait bir cümle söyleyeceğim. İman edenler iman edecek kadar sarih delilleri olmadığı gibi inkar edenler de iman etmeye delil bulamadıklarından değildir. İman edenler imana niyet ettiklerinden zayıf bir emari işareti sarih kavi bir delil gördüler. İman etmemeye niyet edenler de sarih açık kuvvetli delili de ima ve remiz seviyesine indirdiler. İman etme ile inkar etmek delille alakası yoktur. Niyetle alakası vardır. Niyetim iman etmekse küçük bir emare delil olur. Niyetim inkar etmek ise açık delil remiz olur. Ya. Sen iyi geçinmek istiyor musun ailenle? 100 tane sebep bulursun. Sen geçinmek istemiyorsun. Bırak o bahaneyi. Samimi ol. O öne çıkarttın bırak vitrini. Depodan bahset. Sen geçinmeyi niyet edersen olmayacak şey olmaz. Sizin bir hanımınız var. Benim binlerce hanımım var. Senin bir kardeşin var. 1000 tane oğlum var. 10 tane oğlum var. Benim binlerce var. Hepsiyle iyi geçinmek zorundayım. Niyet etmişim iyi geçineceğim. O zaman iyi geçinmek için sebep buluyor. Bulurum. Yani evde sıkıntı var. Sıkıntı kafanda var. İdare edilmeyecek eş yoktur. İdare etmeyen eş vardır. Namussuzluğun dışında hepsi idare edilir. Vallahi sizi psikoloji de bozmuş aslında. Adamlar sizi de bozmuşlar. Bu
bu cümleler tapu gibi lazım olur size. İnşallah olmaz. Sizi tanımayan biri olsa evli olduğunu zanneder. Evet, ben evli yayım. Yani da en büyük aşk Allah'tır. Evli ya. Aşık olan dünyayı sırtından taşır, aşık olmayan sırt cesedindir. Öyle. Yeter ki sen geçinmeyi niyet et. İdare edemiyorsun değil, idare etmek istemiyorsun. Arzusuna muvafık olan zayıf şeyleri kalbi görme. Yani arzusuna muvafık zayıf şeyleri kuvvetli görüyor. Arzusuna hoş değil, değil mi? Çok net olan, doğru olan bir şey de imaj şeklinde görünür. Gayrın tenkisiyle kendi kemalini gösterme. Bir şey ifade edeceksen birilerini aşağılama. Bak sen böyle yaptın ama bak ben böyle yaptım deme. Toplumsal hastalık. Dini cemaatlerde daha çok oluyor. Onlar var ya onlar. En büyük tenkit uhuvvet risalesinde oluyor. En büyük ihlassızlık ihlas risalesinde dersinde oluyor. Bunlar var ya bunlar görmüyorlar bunu. Demek bu tenkidi bu uhuvvet risalesinde oluyor. Hatmeden okuyorum. Hazır mıyız? İhlas risalesini bitirdim. Yani bitirdim de atlıyorum. Abi 20. lemada bir cümle var çok. Neydi abim? Allah'ın rızası ihlas ile kazanılır. Ya. Çok etbaylı değildi. Çok ameli değil. Allah'ın rızası duydunuz mu? Allah'ın rızası ihlas ile kazanılır. 20. lemadaymış. Müslümanların nereden ve kimden olursa olsun istifadelerine taraftar olmaktır. Hakperestlik. Hakperestlik nedir? Müslümanların nereden ve kimden olursa olsun istifadelerine taraftar olmaktır. Aman bana gelsinler, benden ders alsınlar, bana sevap kazandırsınlar demek nefsin ve enaniyetin bir hilesidir. Ama buraya geleceksin. Niye geleceksin kardeşim? Niye geleceksin? İstifade ediyorsan gel de. Hatır için gelme. İnan bana, samimiyetimle söylüyorum. Benim biliyorsunuz. Perram yok. Buradan daha fazla istifade edebileceğin inandığın yere git. Gelme buraya. Hatır için yaşama. Gelme. Çünkü benim hatırım için harcanacak ömrün yoktur. Nereden istifade ediyorsan oraya git. Benim de seni kayıtlamana, kayıtlıyorum amana gitme. Sakın inanma. Din değildir. O benim. Çünkü ustadımız diyor ki bakın, ihlas ve hakperestlik ise, 20. lemadan söylüyorum, ihlas ve hakperestlik ise, Müslümanların nereden ve kimden olursa olsun, nereden, grup, kişi, kimden olursa olsun, istifadelerine taraftar olmaktır. Ama bana gelsinler, benden ders alsınlar, bana sevap kazandırsınlar demek, nefsin ve enaniyetin bir hilesidir. Hiledir hile. Nereden olursan, gelip de ne yapacaksın bana ya? Nereye gidersen git, sen zaten benimsin. Ben de seninim. Çünkü Nur Camii'nin aslında iştirak amal uhreviye, şahs-ı manevi tabiiz. Sen, çünkü senin bir yerden fazla istifade etme, benim ahirette hissem fazla olur. Peki. Hatvelerden okuyorum. İnsan nefsini ve zatını ilk önce kendisini sever. Nefsini ve zatını sever. İki. Her şeyi nefsine feda eder. Üç. Nefsini metheder. Ben var ya ben. Başlar insan. Allah Allah. 10 saat bitmez. Nefsini metheder. 4. Birinci hatveden çıkarttıklarımı okuyoruz. 4. Nefsini maipten tenzih ve tebliğ eder. Kusur tövbe estağfurullah ya. Böyle ne alakası var ya? Sen ters anladın ya. Yok canım. Öyle, öyle oldu ama onu demek istemedim. Ne demek? Nefsini maipten, kusurlardan tenzih ve teberri eder. Biz tövbe tövbe öyle şey der miyiz? Der. Nefis. Hepimizde var ya bu firavun. Başta bende var.
tevil etme imkanım bende fazla oluyor. 5. Elden geldik toplumun içinde de tevazu yapmak riyakarlıktır. Biraz önce yaptığım gibi. Haydi. Cemaat içinde tevazu yapmak riyakarlıktır. Abi bu akşam bir tokatlık da yapacaksınız. Bu da bir tokat şimdi. Ama doğruyu söylüyor. 6. Nefsine perestiş eder tarzında şiddetle müdafaa etme. Hakikati, hak ve hakikati müdafaa et. 7. Kendini görür, kendine güvenir, kendini beğenir. Bu birinci hatve. Den çıkan şimdilik ver. İkinci hatve. 26. lema şey sözün 4 hatvesi var. Birinci hatve. Şimdi ikinci hatveden çıkarımlarımız. Mefti düşünse başkasına verme. Ölümü aklına çıkarma. 2. Fena ve zivali görse kendini al. Kendini almaz. 3. Külfet ve hizmet makamında nefsini unutma. Asıl ücret ve istifade-i huzuzat makamında nefsini düşünür, şiddetle iltizam eder. Yapma. 3. hatveden çıkarımlar. İyiliği kendinden bilip fahr ve ucba girme. 2. Nefsinde yalnız kusuru ve naksı ve artsı ve fakrı gör. 3. Bütün measim ve kemalatın Fatih-i Zülcelal tarafından ona ihsan edilmiş nimetler olduğunu anlar, fahr yerine şükreder, tersini yapma. Bazılarımız mesela, başta ben gene, ne yapayım öyle deyince, şükür ve hamd ağzımızda pek gelmez. Ağzımıza 2 tane, 4 tane şey alıştıracağız. Şükürle hamd, tövbe ve istiğfar. Ne olur. Artık ölünceye kadar hep bunu diyorum diyeceğim. Çünkü ben kullanıyorum. Tahir abi şöyle içermiş. Çay ve suyu. Duşta böyle derdi. Onun yanında olmuş. Çay içerken. Bismillah. Gittim aşağı. Elhamdülillah. Tekrar içiyorum. Bismillah. Elhamdülillah. Bismillah. Elhamdülillah. Tamam böyle yapmayalım biz de. Başta bir defa bismillah diyelim. Elhamdülillah. Yutkunmayı veren Allah'a. Tekstilciler, sizin oradan, Çerkezköy size yakın mı? Çerkezköy'den 160 küsür kişi çalışan bir fabrikası var, elektronik. Adamla tanıştık. Tanıştık, o buldu bizi. 14 yaşında bir oğlu var, başka oğlu yok. Kızlar var. Ağzı, doktorum anlatmıştım evine, ağzı tükürük imal etmiyor. Tükürük bezi yok. Yani çalışmıyor, arıza. Çalışmayacakmış. Ehli öyle söylüyor doktor. Tükürük imal edilmediği için konuşamıyor. Bir kelime edemez. Kurudu bitti. Yemek yiyemezsin. Burayı deldiler. Konuşmak da yok. Diyor ki, inanın bana, itimat edin. Adam diyor ki, Karaköy'de diyor hocam işhanım var. Galata Köprüsü'nde balıkçı dükkanım varmış. Onun altında. Bilmem neyim var. Saydı. Dedi ki, niye sayıyorum? Yemin ediyor. Oğlumun bir damla tükürüğü imal edilsin, hepsini vereceğim. Başım bir döndü, bir döndü ki. Ne olur itimat edin. Başım bir döndü. Kulağımda deri atmaya başladı. Tansiyonun ne oldu bilmiyorum. Deri gelince ne oldu? Yükseliyor mu doktor? Ondan sonra çıktım dışarıya, affınıza sığınırım. Kusura bakmayın. Çıktım hastaneye. Dedim ben bir lavaboya gideyim. Şöyle yaptım ha. Vay be. Adam bu kadar seyretin bu tükürüğü verir. Ama onda yok. Benim tükürüğü ne kadar nemi etmiş dedim. Yaladım. Dün akşam yaptım. Gittiniz ya ama. Dün akşam gideceğim diyordunuz ama. Ha, gittim he. Valla
tükürüyor ya. Ben tükürük olmayınca konuşmak da olmuyormuş doktorum. Doktor hiç konuşma yok. Konuştuğu zaman bitti zaten. Hani bazı ağzı açık yatanlar var ya, kalktığın zaman ne hale geliyorsun? Ondan beter de aylarca, senelerce tükürük yok. Yutkunma yok ki, bir şey yok. Yutkunma da çalışmıyor. Buraya gelmişler, mama yediriyorlar. Bak hele arkadaşlar ya. Yutkuna biliyorsun değil mi? Aslında tükürük var mı? Var diyorum. Limon! Herkesin ağzı sulandı değil mi? Niye sulandı? Ekşi olduğundan, asitlik olduğundan daha gelmeden hazırlık yapıyor ki asiti nötrleştirdiğini hemen tükürük imal ediliyor. Asite karşı. Duyunca da oluyor. Duyunca. Dur lan ne biçim yiyorsun ya ağzımı çatlatıyor. Şimdi tamam mı arkadaşlar? Bir teneffüs ettik mi? Tükürüğünüze şükredin. Benim gibi yapmayın sonra yalama. Yaptım ya, yaptım biliyor musun? Ama ne olur bağışlayın çünkü ilk defa duydum ya hastaneden çıkınca. Çok etkilendim zaten. Hastane demek, hasta yapılan yer. Şifane değil ya. Sen bana söyle. Pastahane, pasta yapılan yer. Postahane, postaya yapılan yer. Mezbahane, değil mi kalbim kesin? Hastane demek, hasta yapılan yer. Şifane değil ki. Gittim çıktım. Puh! Fabrikaydı. İşhanları varmış. Olan Galata Köprüsü'nün altında balıkçı dükkanı var. Hani öteki köfte mefte olsa bir şey değil mi? Balıkçı dükkanı mühim dedim ya. Ya bir tükürüğüne gelme. Seni o tükürebilmen için Allah lazımmış. Tuu dediğin var ya, diyebilmen için Allah lazım. Ya Rabbi ya affet bizi Allah'ım. Allah'ın hatırına affet bizi ya. Of 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 of. Çok etkilendim de şeyden. Üçüncü haftada miydik? Derdeydik. İyi, ya şunu çabuk iteyim. İyiliği kendine bilip fahri ve ucube girme. Nefsinde yalnız kusuru ve naksı, aksi ve fakir gör. Bütün masim ve kemalatın Fatih-i Zülcelal tarafından sana ihsan edilmiş nimetler olduğunu anla, fahri yerine şükret. Ha buradan açılmıştı. Başka? Temedüh yerine hamd eder. Medih almak, medihlenmek yerine hamd eder. Kemalini kemalsizlikte, kudretini açte, gınasını fahte bilmek. Şimdi dördüncü atfe. Daha ahlaksızlığı girmedim, yona gireceğim. Dördüncü atfeden, kendini serbest ve müstakil ve bizzat mevcut bilir, yapma. Kendini bilir, vücut verir, yani vücudu şahsisine güvenir, yapma. Enaniyeti bırakıp bizzat nefsi iç olduğunu ve mucid-i hakikinin bir aynı tecellisi olduğunu görür. Güzel. Şimdi yetişebilir miyiz? Ahlak-ı hamide. Şimdi kelime, cümle yok. Ahlak-ı hamide. İyi, güzel ahlak. Sonra ne okuyacağım? Ahlak-ı seyyiye. Kelime kelime. Bu toplamak çok zor. Ama bak, ahlak hamide, muhabbet, methedilen ahlak, fedakarlık, uhuvvet, misalde geçen kelimeler bunlar. Tesanüt, metanet, hatta sebat, kadir şinaslık, mumaşaatkarlığı, özür dileyebilmek, mumaşaatkar, İyi geçinmek he. Fatih, iyi geçinmek he. Mumaşaatkar o. Özür dileyebilmek. Dargınlığa son vermek. Cömertlik, ihsan ve ikram. Alttan alma ve eğilebilme. Tevazu ile tekavvüs etmesi. Tevazu ile eğilebilmesi. Muhatabın fikrine kıymet vermek. Nezahet-i lisaniyesi ve tatlı dilli olmak, muhatabını kırıcı şeylerden çekinmek, nezahet-i lisaniyesini tatlı dile çevirmek, muhatabını kırıcı şeylerden çekinmek, insanlarla olan sıcak münasebet, musamahakarlık, beşeri münasebetler, muhabbetini
kelam ile izhar etmesi, lisanla ya seni seviyorum, sana değer veriyorum diyemiyorsan bir mesaj gönder, bir yazı yaz. Takdirini kelam ile izhar etmek, muhabbetini kelam ile izhar etmek, hususi hayatında tanzimi temizliğe, hususi odan da şu anda mesela ofisinde darmadağın mı? Yorgan bir tarafa, ilaçlar bir tarafa, peçete bir tarafta mı? Hususi hayatında tanzim ve temizliğe dikkat etmek, umumi hayatında tanzim ve temizlik, hususi hayatında da umumi hayatında da, hele evler, kıyafetin özen göstermek, mecmuat adaptan bu, karşısındakinin hissiyatına, ahvaline murat etmek, karşısındakinin ihtiyaçlarına mütevecci olmak, adi sıradan şeylerle iştigali, şahsiyetiyle imtizaç ettirmesi, adi sıradan şeylerle, yap geç, iştigal etme fazla. Bir hadisenin akabinde yaklaşması, inadı terk ederek ilk gelen olması. Kavga mı ettin? İlk gelen sen ol. Barışan sen ol. Selam veren sen ol. Abi yapamam. Yapmam. O yapsın. İnsanların kusurlarını örtmeye çalış. Yumuşak huy, tatlı dil, güler yüzlü ol. Dost ve akrabalara karşı iştiyakı ve ziyareti bırakma. Davetlere icabet et. Hizmette ve vazifede fani ol. Ders dinlemeyi öğren. Okumadaki mukavemetin güçlü olsun. Kitap okurken 10 dakika hemen kapatma. Tertipli ve düzenliyi bırakma. Aldığı vazifeyi yerine getirmede hassasiyetli ol. Umumi nizama tefik hareket et. Tesbihat ve dua ve ubudiyet ve huşu ve huzuru bırakma. Arkadaş aşığıdır, dostsuz yapamaz ol. Yani böyle yaşarsan orada da dostsuz kalmazsın. Hizmette kararlaşmış şeylerden ziyade yeni tarzlara teşebbüste şefkli ve başarılı ol. Yani eğer rüfet belası sarmışsa aynı şeyin içerisinde yöntemler bu. Allah'ın yasak etmediği her şey mubahdır. Helal mıdır? Yerine haram mıdır sor. Haram olmayan şey mubahdır. Şefkli ve şen ol. Müteşebbislik yap. Yani teşebbüs et. Yani eylemci ol. Sosyal aktivitelerin, yani sosyal tarafın güçlendir. Şimdi ahlak liseyi okuyorum, kesiyorum. 31 tane de bu da var. Ahlak liseyi, yani kötü ahlak. Olma yani. İnat, alınganlık, keskinlik. Yani esnek ol ya, peynir gibi kesme ilişkileri. Ne cenaze, ne cenaze. Ne cenaze, ne cenaze mi? Allah Allah, cezaya bak. Hafıza dedik de. Ulan ben ne yapacağım lan senin cenazesi, ne dedi cenaze? Şeytan gelsin dedi bir tane. Tasannu. Ne demek tasannu? Riya. Riya. Hot vuruştuk. Ahlak-ı seyyye. Hotkan ve hodendiştik. Hotkan? Şöyle düşüneceksiniz. Hot. Hayır. Ga. Hodendiştik. Hotkan neydi? Gamsız. Hodendiş? Sırf kendisini endişeli. Başka kimse endişesi yok. Aa, batmış mı memleket? Betminliği ve karamsarlığı. Betmin. Bu da çok bela ya aslında. Betmin. Kendini karamsar. Her şey kötüye yorumluyor ya. Karamsar. Karamsar acayip bir şey yok yani. Yok acayip bir şey. Ya bırak diyor ya falan. Ne bir iyi tarafı da diyor ya. Yani nefsime diyor. Rahatına düşkünlük. İstihsan edilmeyen istinası. Yani baba istina yapıyor. Kardeşler adı istina. İstinanın muvazenesizliği. İstihsan edilmeyen istina. Yani acayip bir şey.
diktatörlüğü, dik başlılığı, hot serenliği demektir. Yani dik başlılık, hot serenlik. Risale'de öyle geçer. Hot seren, serenlik. Yani eski eserlerde geçiyor. Dik kafa. Acayip bir şey yani. Ne ala, nasıl yanaşacağım sana ya? Veya bana nasıl yanaşacaksın? Dik kafalık ya. Ya bir nasıl eğil ya? Meyve veren ağaç gibi eğil ya. Kardeşim Hasan. Bir tane söyle diyor. O hastanede diyor şey. Gece gitti. Ya diyor, bu ne diyor ya, ben 2-3 tane adam dedim. Ne 3 tane, nerede bir tane miydi dedim. Ben 3 tane falan dedi diyor. Dedik ya, çağırdık ya bizi. Orada da söyledi hastaya. Dedi bu benim mesleğim, bu benim ruhum, bu benim. Ondan sonra dedim abdese çıktım da. Bunu konuşuyorum. Ya hocam dedi, bu arkadaş soruyor dedi. Ya hepimiz soruyoruz dedi. 3 tane nerede 3 tane, ben bir taneyim dedi ya. Dik kafalı olan taraf var, dik kafalı olmayan tarafımız da var. Dik kafalı olan budur. Mütevazı olan budur. Eğil, merak etme. Bu seni eğilmiyorsun, bu eğiliyor. İnan bana. Senin şahsında şeytanı eğiliyorsun ona. Hak ediyor kardeşine, şeytanı eğ kardeşine. Eğilen şeytan. Eğilmeyen, gurur dediğimiz şeydir, şeytandır. Kardeşin şeytandan daha değerlidir. Şeytan mı değerlidir? Senin kardeşin. Şeytan mı değerli? Eşin. Eşin. O zaman şeytanın eşini eğ işte. Ayaklarına kapattır namussuz o. Şeytanı. Eğilen sen değilsin. Çünkü burada sırf sen oturmuyorsun. İnşallah bunu bir yapabilirsem ben size de tesir eder. Başkalarına ihtiyaç hissetmemesi, kendine itimat etmesi. Yanlış. Kimseye ihtiyacım yok. Allah Allah. Emekli maaşı var. Sigortalı. Zam da var. Zam da var. Zam da var ya. Tam bir koşayım. Sigorta saltınca ne yapıyor? Sigorta saltınca teki kopmuş. Kalın sigorta takacak. Evet, hiç alacağız. Ya hepsi bizde var be kardeşim. Bu ne ahlak var mı? Ne taşıyormuş? Hep mi? Okuduğumuz diyebilir misin? Bu bende yok. Yok tabii sonra. Bana hiç yaklaşmamış. Hepsi bizde var ya bu çöplük ya. İstanbul'un çöplüğünden daha beter çöplük ya. Başkasının kusurunu görme istemesi. Bir şey olsa da bana muhtaç olsa. Niye batmasını istiyorsun ki? Şimdi gelecek kapıma. Ne olacak kapına gelecek? Senin kapın mı? Şeytanın kapısına gelecek. Seni bu hale getiren şeytandır. Beni getiren o. Hizmetinin mukabilinde imtiyaz bekleme. Beklemek. İmtiyazlaşmak. Menfi milliyetçilik. İçinde din olmayan milliyetçilik. Allah'ın onaylamadığı milliyetçilik. Allah kimsenin başını vermesin. Bundan kurtuluş pek yoktur. Menfi milliyetçilik sanki Galatasaray Fenerbahçe gibidir. Allah'ın onaylamadığı bir milliyetçilik. Ölürse, Peygamber Aleyhisselam veda hutbesinde şey yapmış, ölürse öyle gidiyor. Niyazi gidiyor. Şahsi işlerini başkasına bırakmak, kötü ahlak. Umumi işleri başkasına bırakmak, mesela kapı çaldı, o açsın. Ya hanım götürsün. Şahsi işlerini başkasına bırakmak, umumi işleri başkasına bırakmak, havasın nazarında dereceyi kıymet almak için emsalinin üzerine tefufuk etmek. Yani birisine kendini göstermek için emsalin, beraber çalıştığın, beraber bulunduğun kişiyi aşağılamak. Muhatabına yaptığı şaka kendisine yapılınca tahammül edememek. İnsanların kusuratını doğru zamanda izhar etmemek. Paldır küldür ortada söyleme. Çocukların yanında eşini azarlama. Onun yanında deme. Sonra özelimizde dersin. Abi o zaman da havam gider, sinirim gider. İşte ne işte, ne güzel işte. Ama istersen o sinirini balonun içerisine... Ondan sonra kapat, o sıcak hava orada dursun. Sonra onu teneffüs edince gene sinirlenirsin. Ya biz bir kere birine uysak var ya şu maddeye, şimdi bir tanesine. Evde kavga olmaz ya.
Çocuğun yanında bağırma. Bitti. Sırf bunu sen koca bir dersten bunu anlatsan. Yani yapsan. Şimdi eve gidiyorum. Yazdım. Çocukların yanına bağırma. Yatak odasına çocuklar görmesin. O kardolabına yapıştır. Pardon. Ulan dışarı çıkıyorsun tabi olur mu? Ne? Var ya. Kullarsın ya. Tamam. O da iyi. İnsanların kusuratını doğru zamanda izhar etmesi, insanların hasenelerini muhiti nazara almadan izhar etmesi. Yani mesela bazı insanlar var ki küçük bir hasene senin bir senelik amelinden daha kıymetlidir. Çünkü zor şartlarda yapıyor. Bir cephedeki iki rekat namaz burada 70 rekata bile şey denk gelmez. Sık sık müracaatlarda muhatabını rencide etmesi. Sık sık müracaat ediyorsun. Ziyade muhabbet saykasıyla umumi hüsnü ve muvazeneyi bozabilir. Yani muhabbet saykasıyla ailevi münasebetlerde sık sık rahatsız edecek davranmışlar. Ama ikili ilişkilerde müfritane muhabbet var. Hoşuna gittiği ve istihsan ettiği şeylerde mübalağa eder. Kötü ahlak. Hoşuna gittiğim bir mübalağa yapar ki. İkrah ettiği basit şeyleri dar gibi tasvir eder. Heva ve hevesi galebe çaldığı zaman çok engelleri aşar. Tesirat hariciye ve diş tepkiyi çok nazar almaz. Başka saatin de geldi. Hoşuna giden ve kendine dönük işlerde gayretlidir. Kötü ahlak bu. Yani hoşuna giden ve kendine dönük işlerde çok gayretli. Hizmette ise el frene çek, takos koy. Kayıt altına çok gelmek istemez, istiskal eder. Kurala gelmez. Beni böyle kabul edin. Ya Resulallah, radiyallahu anh. Beni böyle kabul edeceksin. Ben buyum. O değilsin. Yalan söylüyorsun. Değiş. Allah değiş diyor. Ben değişemem buyum diyor. Ya yalan söylüyorsun. O ki değişemeyecektin. Allah sana değiş niye diyor. Vel kazimine vaze vel affine alimnaz. İnsanları affedin. Gayzdan zütün. Ben buyum öfkeliyim. Hayır değilsin. Öyle olmak istiyorsun. İnanıyorsun öyle. Ama Allah diyor ki öfkeniyor. Demek yutabilirsin. Ben yutamıyorum. Yalan söylüyorsun. Allah öyle söylüyor senin için. Vel kazimine vayze vel afine anillaz. İnsanları affedemiyorum. Affetmek istemiyorsun. İdare edemiyorum. Etmiyorsun. İdare edilmeyecek eş yoktur. İdare etmeyen eş vardır. Kusur görüyorum. Niyetin öyle. Allah'a bile öyle. Allah'a iman ettik. Delil mi vardı? Anne babamızdan, babaannemizden kalmış malzemelerle iman ettik. Boğazına emniyet verir, lezzetine ve zevkine riayet eder. Tenkit etmek zafiyeti vardır. Kusuru görünce tahammül edemez, hemen söyler. Meşakkatli ve uzun süren hizmette uzun mukavemet yoktur. Şimşek gibi iyi parlar, kısa parlar. Bu kadar. Bunları da okumayın. Çünkü saatim geldi. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Bir soru sorabilir miyim? Sor. En son ne zaman Almanya'ya gitmiştiniz abi siz? İhtilalden sonra hiç gidemedim. Ondan önce bir zaman vardı. O kadar yoktu da işte vardı. Vardı abi. Ya, en son Almanya'ya giderken Huruf-u Mukat'ta yapmıştınız Hasan abi buradan. Şimdi şey var ya, bazı programlarda, televizyon programlarında arada sırada kavga oluyor ki reyting artsın. Bizim Huruf-u Mukat'ta da bu derslerin reytingini arttıracak Hasan abi. Hani belki Allah rızası için. Rentik mi? Allah rızası için. Allah rızası için. Oraya bağlantılı değil. Aynen bağlantılı dedik. Şöyle az önce olmuş. Allah bismillahirrahmanirrahim. Abi Allah rızası için. Bu sefer Gafur'un rızası için oldu sadece. Peki. Dua olur inşallah o zaman. Dua yerine alır. Sigortalısın biliyor musun? Kalın terli. Kalın terli. Gözünüzü kapatın.
Daha iyi olur. Burası yansın. O söndür orayı. Tamam, oradan da söndür. Söndür. Tamam. Onu söndüremezsiniz değil mi? Oradan kapatmanız gerekiyor. Tamam. Hadi gözünüzü kapatın. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام را ألف لام لام ميم صاد طه طاسين طاسين ميم حاميم 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 كاف ها يا عين صاد كاف ها يا عين صاد كاف ها يا عين صاد حميم عين سين قاف حميم عين سين حميم عين سين قاف نون والقلم وما يسترون نون والقلم وما يسترون نون والقلم وما يسترون صاد والقرآن ذي الذكر صاد والقرآن ذي الذكر صاد والقرآن ذي الذكر قاف والقرآن المجيد قاف والقرآن المجيد قاف والقرآن المجيد
ياسين والقرآن الحكيم ياسين والقرآن الحكيم ياسين والقرآن الحكيم ألف لام ميم ألف لام ميم ألف لام را ألف لام را بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 الفاتحة